aynı şekilde görülecek. Marmara, Ege, Akdeniz ve Karadeniz'in büyük bölümü az bulutlu. İç Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun batı kesimleri ise parçalı ve çok bulutlu geçecek. Hava sıcaklıkları yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyretmeye devam edecek. Şehir enerjisi yeni Kia Niro. Hava durumu. İyi günler. Türkiye'yi yasa boğan 2 depremin 15. gününde can kaybı 41.156'ya yükseldi. Hatay'da 15 binada arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli deprem bölgesine gitti. Hatay'da incelemelerde bulunan iki lider Kahramanmaraş'a geçti. Depremde hasar gören yıkık ve acil yıkılacak binalara girişler yasaklandı. Kontrollü tahliye yapılacak binalara ise kolluk kuvvetleri gözetiminde girilebilecek. Milli Savunma Bakanı Akar, Suriye'den Türkiye'ye sığınmacı akını yaşandığı iddialarını yalanladı. Akar, 10 binden fazla Suriyelinin ülkelerine döndüğünü söyledi. Çevre Bakanı Kurum, 6 dükkan üstü daire döneminin kapandığını söyledi. Kurum, kent ve konut tasarımında yerel dokunun ve sosyolojinin gözetileceğini vurguladı. Amerikalı mevkidaşı Blinken'la görüşen Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, F-16 talebini yinelediklerini söyledi. Çavuşoğlu, bu konuda kongreden de destek bekliyoruz dedi. Blinken ise Biden yönetiminin Türkiye'ye F-16 satışını desteklediğini söyledi. Blinken, şu anda bu konuyla ilgili resmi bir açıklama yapamam ama kongrenin kararı önemli dedi. HDP'li Semra Güzel'in silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 15 yıla kadar hapis sistemiyle yargılandığı davada tahliye talebi reddedildi. Duruşma 28 Nisan'a ertelendi. Amerikan Başkanı Biden, Ukrayna'ya sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Biden,